Merhaba sevgili seyirciler, ben Serpil Uygun Çiçek. Yalnız Değilsiniz programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Yayınımızı Türk Kızılayı Etimeskut yerleşkesi 26 numaralı depodan gerçekleştiriyoruz. Bosna Hersek'te meydana gelen sel sonrasında uluslararası yardım çağrısına kayıtsız kalmayan ve bölgedeki çalışmalarını hali hazırda sürdüren Türk Kızılayı, yeni bir yardım kampanyasıyla mağdurların yanında olmaya devam ediyor. Kızılay son olarak Irak'ta yaşanan iç karışıklıklar ve çatışmalar sonucunda evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce insan için telafere el uzat sloganlı yardım kampanyası başlattı. Bu kampanya ile sadece güvenlik sorunlarıyla değil, açlık ve susuzlukla mücadele eden on binlerce insana yardım eli uzatılıyor. Bir taraftan ülke genelinde de Ramazan dönemi kampanyası için hazırlıklarının sonuna gelen Türk Kızılayı'nın genel başkanı Sayın Ahmet Lütfü Akar yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Öncelikle Irak'taki durumu seyircilerimize tekrar hatırlatabilir misiniz? Şimdi efendim Irak'ta çok hazin bir durum var esasında. Hem Iraklılar için hem komşusu olan hem orada akrabaları olan bizler için hem dünya için iyi bir vaziyet yok. Orada iç karışıklıklar neticesinde yaklaşık olarak 2 milyona yakın insan yerinden edilmiş vaziyette. Evet. Evinden, barkından, çoluğundan, çocuğundan, ocağından ayrı yaşamak durumunda kaldı. Ve en son telaferle alakalı konu bu işin uç noktası oldu. Hı hı. Telaferin işgal edilmesi ve geçen gün bu işgalin tamamlanması neticesinde 100 bine aşkın Türkmen kardeşimiz buradan ayrılmak suretiyle o bölgede bulunan Kürt yönetimi altındaki Sincar bölgesine geldiler. Oradaki yetkililere ve oradaki insanlara sığınmak zorunda kaldılar. Evet. Dolayısıyla yerlerinden edildiler. Şimdi tabii bu yerlerinden edilme vesaire gibi kavramlar var ama bunu ben şöyle açıklamak istiyorum. Ben Bosna Selin'de de buna benzer bir açıklama yapmıştım. Evet. Şimdi düşünün ki bir anda evinizi terk etmek zorunda kalıyorsunuz ve buradan hiçbir şey götüremiyorsunuz. Evet, maalesef. Ne ocağınız var, ne dolabınız var, ne yedek giysiniz var, ne yedek hijyenik malzemeniz var, ne diş fırçanız var, ne yatağınız var, ne yorganınız var. Hiçbir şeyiniz yok ama bir yerde ikamet etmek zorundasınız. Niçin? Can kaygısı. Evet, yaşamak için. Dolayısıyla buradaki Türkmenlerin ahvali bu. Yani yaklaşık Sincar bölgesinde, bir kısmı şehrin içinde, tabii şehrin nüfusu kadar belki ondan daha fazla nüfuslu bir insan oraya geldiği zaman da şehrin sakinleri tarafından da pek hoş karşılandıkları ve hoşgörüyle karşılandıkları söylenemez. Maalesef. Bu durumdan dolayı son derece şartlar çok güç. Buradaki Türkmen kardeşlerimiz çölün sıcağında kalmak zorunda kalıyorlar. Kış, yazın, özür dilerim, gece soğuğunda. Soğuk. Gündüz sıcağına katlanmak zorunda kalıyor. Burada beslenme ihtiyaçları var. Burada barınma ihtiyaçları var. Burada gölgelenme ihtiyaçları var. Her türlü ihtiyaç. Hayat devam ettikçe çocukların, bebeklerin mama ihtiyacı var. Kadınların başka türlü ihtiyaçları var. Herkesin yiyecek, içecek, giyecek ihtiyacı var. Dolayısıyla bunu nazar itibar alan biz Türk Kızılayı olarak zaten daha evvel bu karışıklık başladıktan sonra Birleşmiş Milletler'de AFAD'ın da bulunmuş olduğu yerde Kala kampına 9 adet tır dolusu malzemeyi göndermiştik. Tamam. Burada AFAD tarafından ve Kızılay yetkililerimiz tarafından bunlar dağıtıldı. Zaten Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız da bunu ifade etti. Daha sonra ise telaferden kaçan ve telaferin düşmesinden sonra sığınacak yer arayan Türkmenlerle alakalı bu durum meydana gelince biz artık kampanya açmak zorunda kaldık. İlk olarak kendi kaynaklarımızdan oluşan yardım malzemeleri içeren 3 adet tırımızı yola çıkarttık ve gitti. İnsani yardım malzemesi, bisküvi, su, çok acil ihtiyaç olaraktan ve diğer gıda maddeleri. Evet, oraya gıda maddelerini burada da görüyoruz. Evet. Telafere gönderilen yardım kolilerinin içinde yer alan malzemeler bunlar. Evet. Sanırım kolinin küçük olması ulaştırılmasında kolay olması için. Dağıtılması, oradaki insanlar tarafından taşınması, pişirilmesi vesairesi daha kolay olsun diye biz bunları bu şekilde biraz daha az yaptık. Biz esas itibariyle onların pişirmeden yiyebilecekleri bisküvi gibi kalorisi bol fakat taşınması kolay malzemeleri şey yaptık. Çocuklara mama götürdük. Kadınlara başka türlü ihtiyaç malzemelerini götürdük. Ve oradaki ihtiyaçları tespit ettik. Hı hı. Şimdi o ihtiyaç tespitinden sonra hazırladığımız 3 tır daha sınırda hareket halinde ve oraya doğru gidiyor. Bu 6 tırdan sonraki yardımlarımız da devam edecek. Bir kampanya açtık. Ben bu vesileyle halkımıza ve bu konuyla ilgilenen veya ilgilenmeyen herkese
telafere yardım etmelerini istiyoruz. Hı hı. Telaferdeki insanlar zor durumda. Telaferdeki evet. insanlar insan her şeyden evvel. Bırakın Türkmenliğini, bırakın akrabalığını, bırakın Tabii. bize yakınlığını, bırakın bizim bu olayların bizim sınırımıza çok yakın yerde cereyan ettiğini. Bunlar bir insan hı hı. ve insani ihtiyaçları var. Bunlar yaşamak zorunda. Evet. Ve bunların Türkiye'den başka hiçbir tutacak dalları yok. O bakımdan biz mutlaka bunlara yardım etmeliyiz. Halkımız da bize yardım etmeli ki biz bu yardımlarımızı sürekli hale getirebilelim. Bu maddi imkan haline geliyor. Biz mali teminindeki güçlükle alakalı konular var. Dolayısıyla Kızılay'a bu konuyla alakalı yardım etmek Nasıl bağış yapabilirler? Telafere yardım etmek isteyenler. Efendim, telafere yardım etmek isteyenler Kızılay'ın bütün hesaplarına başvurabilirler. Tüm bankalarda bizim hesaplarımız var. 2868 veya başka numaralarda 2868 numaralı SMS hattımız var. SMS hattına da Irak yazıp veya telafer yazıp bir mesaj attıkları takdirde bu mesajlardan 5 Türk lirası Kızılay'a bağışta bulunuyorlar. Orada harcanmak üzere. Yani bize yapılan şartlı bağışlar asla bir başka yerde kullanılmaz. Eğer telafere yaptıysanız telaferde kullanılır. Eğer uzak Asya'ya yaptıysanız uzak Asya'da kullanılır. Dolayısıyla bu konuda bankalardaki tüm bankalara uğrarlarsa ben Kızılay'a telafere gitmek üzere para yatırmak istiyorum derlerse evet. şartlı bağış olarak kabul ediliyor. Ayrıca unutabilir insanlar herhangi bir şekilde tereddüde düşebilir. Bizim 168 numaralı ücretsiz çağrı hattımız var. 168'i arıyorlar. 168 onlara arkadaşımız çıkıyor. Telafere bağış yapmak için neler yapabilirler? Ani bağış olarak neler yapabilirler? Yapılabilir? Aynı bağışta neler yapabilirler? Verirsiniz. Bir en pratik, en güzel çözüm para bağışlamaktır. O parayı biz alıyoruz. Derhal şu gördüğünüz malzemelerden temin ediyoruz. Bunların dışında yiyecek, giyecek, bisküvi, ilaç, ihtiyaç malzemeleri, hijyen malzemeleri gibi malzemeleri temin ediyoruz. Tırlarımıza yüklüyoruz. Doğru gönderiyoruz şeye. Bölgedeki ihtiyaçlara göre Türk Kızılay'ı her şeyi evet, sağlıyor. Sağlıyoruz biz. Çadır kentle ilgili orada bir çadır kent kurulacak bölgede. Onun çalışmaları ne aşamada? Çadır kentin nüvesini kurduk. Tabii orada şöyle bir de hassas durum var. Orada bulunan güçler sabit güçler değil. Yani bir taraf şu cephesi, bir taraf bunun cephesi gibi şeyler yok. Her an değişebiliyor. O bakımdan orada yaşayan Türkmen kardeşlerimiz özellikle çok tedirgin. İlk başta belirli adreste, belirli yerde, işaretlenmiş bir yerde kalmak istemeyebiliyorlar. Ama tabii ki bazı ihtiyaçların giderilmesi için de bir takım sabit tesislerin yapılması lazım. Sabit derken bizim için acil barınma dediğimiz çadır şeylerinin ilk evvel emirde biz 1000 metrekare kapalı alan sağlayacak olan bir çadırlarımızı, büyük çadırlarımızı oraya götürdük. Orada bir kısmını kurduk. Arkasından da çadırlarımız eğer uygun bir vasat oluşturulursa bir çadır kent orada inşa etmeyi düşünüyoruz ama çadır kentinde oradaki insanların düşmanlarına karşı bir markalanmış veyahut işaretlenmiş bir yer anlamı taşıyacağı için biraz zorluklar taşıyor. Başka yere göre daha zor durumdayız ama oradaki insanlar aç sefil sokaklarda, camilerde, Sincar kentinin spor salonlarında doldurmuş vaziyette. Bunların her türlü ihtiyaçları var. Biz o ihtiyaçları şu anda gidip oralarda dağıtıyoruz. Tıpkı daha evvel Kala kampında dağıttığımız gibi bunda da dağıtıyoruz. Dolayısıyla burada istediğimiz yardım hem büyük üreticilerimizden, gıda üreticilerinden, bisküvi üreticilerinden aynı yardımlar bekliyoruz. Tır olarak istiyoruz bunları. Giyecek yardımına ihtiyaç var. Oradaki insanların giysileri var. Çocukların giysi ihtiyaçları var. Allah razı olsun. Biz her zaman sponsorumuz olan LCY2K firması bu konuyla alakalı bize yardım elini uzattı. Gene bir tır malzemeyi, bir tır dolusu giyecek malzemesini bağışladı Kızılay'a. Onu da yakında. Buradan da yine büyük şirketlere ve holdinglere de çağrıda bulunuyoruz. Holdinglerimize, büyük şirketlerimize, hayırseverliklerini daha evvelden bildiğimiz, gördüğümüz şirketlere bu konuda da yardım etmeleri için rica ediyoruz. Nakdi yardım dışında vatandaşlarımız ama istirhamımız şu, kullanılmış veyahut da size olmayan, devamı olmayan malzeme getirmesinler. Ama diğer malzemeler olur, eşyalar olur, kullanılmış eşyaları, giysiler vesaire onları memnuniyetle alıyoruz, depolarımızda saklıyoruz. Nakledilecek hale çokluğa geldikten sonra da gönderiyoruz. Peki güvenlikle ilgili bir herhangi sıkıntı var mı? Türk Kızılay'ı ekipleri orada çalışmalarını yürütüyor. Çok sorunlu bir bölge. Tabii. Ekip olarak nasıl bir Şimdi efendim, güvenlik tabii sağlanıyor? O bölge yani Türkiye sınırından adımınızı o tarafa attığınız zaman tıpkı Suriye sınırında olduğu gibi
bir güvensiz bölgeye girmiş oluyorsunuz. Ayaklarınız evet. Orada bir güvensiz, çok Türkiye'ye açısından bizim anladığımız güvenlik anlayışında olmayan bir bölgeye girmiş oluyorsunuz. Ama görece olarak oradaki bizim hemen güney sınırımızdaki veya Kuzey Irak'ta bulunan Kürt yönetimi bölgesi güvenli bir bölge. Onlar bizim de güvenliğimizi temin ediyorlar şu anda. Onların himayesinde Kızılay olarak biz faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Evet. Zaten biz biz kendi kafamıza göre veyahut da kararlarımız istikametinde değil. Mutlaka devletimizle görüşüyoruz. Dışişleri Bakanlığı'yla görüşüyoruz. Kürt yönetiminin yetkilileriyle görüşüyoruz. Hatta Irak yönetiminin yetkilileriyle görüşüyoruz. Bizim orada olduğumuzdan, bizim orada insani yardım faaliyeti yaptığımızdan bütün otoritelerin haberi var. Ve biz orada legal olarak şu anda herhangi bir güvenlik endişemiz olmadan duruyoruz. Ama tabii gene de bizim Kızılaycı arkadaşlarımız çok fedakarlar, çok şeyler. Oraya şu anda bile gidip faaliyet göstermek son derece büyük fedakarlıktır. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, onların gözlerini öpüyorum. Ama her zaman bir risk taşıyor burada olmak, burada bu faaliyetleri göstermek. Biz bu bölgelerde şehitlerimiz var geçmişte. Ta Telafer'de gene. Telafer'deki bölgelerde geçmişte yaptığımız yardımlarda arkadaşlarımızdan şehit olanlar oldu. Onları da hatırlıyoruz ve ben oradaki kardeşlerimle son derece temkinli olmalarını, dikkatli hareket etmeleri, güvenli bölgelerden ayrılmamalarını rica ediyorum, istiyorum. Ama insani yardımda bir ihtiyaç gerekiyorsa ben de önlerine düşüp orada gidip insani yardım dağıtmayı düşünüyoruz. Yeter ki donörlerimiz, yeter ki hayırseverlerimiz bize desteklerini esirgemesin. Evet, Telafer'de insanlar açlıkla, susuzlukla mücadele ediyor dedik. Evet. Hem de güvenlik sorunları da yaşıyorlar. Bosna Hersek'te de 14 Mayıs'ta meydana gelen bir sel afeti var maalesef yaşandı. Aynı şekilde Türk Kızılayı Bosna Hersek'e de yardım tırlarını gönderdi. Orada ne gibi çalışmalar yürütüldü 14 Mayıs'tan itibaren? Anlatabilir misiniz? Efendim tabii Türk Kızılayı bir insani yardım örgütü. Hem de dünyanın en önde gelen insani yardım örgütlerinden birisi. Hiçbir olaya duyarsız kalamıyoruz. Biz kalamamamız lazım. Bizim misyonumuz bunu, bize yüklenen görevler bunu ifade ediyor. Bunu gerektiriyor. Mesela biz Bosna Hersek selini haber aldığımız zaman Soma operasyonuyla ilgiliydik. Evet. Soma'da operasyon yapıyorduk. Oradaki şehit yakınlarına, diğer yaralı yakınlarına lojistik destek veriyorduk. Psikososyal destek veriyorduk. Psikososyal destek faaliyetlerimiz halen devam ediyor. Devam ediyor ve bir yıl süresince devam edecek sanırım. Bir yıl süresince devam edecek. Hatta oradan dışarıdan aldığımız fonlarla bir bina yapıp psikososyal faaliyetlerimizi o binada yapmayı planlıyoruz. O derecede evet, bu konuya ehemmiyet veriyoruz. Verelim. Biz Soma'daki faaliyetlerimizi yaparken halkımız da gördü. Orada olmamızın sebebini de bir kere daha ifade etmek istiyorum. Biz halkımızın kara gün dostuyuz. Kara gününde ve iyi gününde her zaman yanındayız. O gün Türkiye'nin, Soma'nın ve bütün Türkiye'nin kara günüydü. Kara gününde biz vatandaşlarımızın yanında olduk. Türk vatandaşlarıyla beraber olduk. Onlarla kol kola olduk. Omuz omuza olduk. Nefes nefese olduk. Yani biz her zaman onların yanında olduğumuzu gösterdik. Biz tam o operasyonu yaparken Bosna Hersek seli meydana geldi. Evet. Oradayız diye onu ihmal etmedik. Bosna Hersek'e hemen delegasyonumuzu yolladık. Hatta yönetim kurulu üyemiz, genel müdürümüz, basın müşavirimiz hep beraber bir heyet olup gittiler. Orada tetkikler yaptılar. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Orada da acil yardım tırlarını oraya yolladık. Orada da yardım halen devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Öncelikli olarak orada ihtiyaç olan malzemeleri, battaniye gibi, mutfak seti gibi. Çünkü burada da bir tanımda bulunmak istiyorum. Evet. Biraz evvel Telafer'deki göçmenler ne durumda diye anlatmıştım. Burada da evinizi tamamı su tarafı, su işgalinde bulunsun. Evsiz kalan insanlar. Yemek pişirecek bir tane tencereniz yok. Bunu karıştıracak bir tane kaşığınız yok. Suyu koyacağınız sürahiniz yok. Başınızı koyacağınız yastığınız yok. Ayağınıza gideceğiniz ayakkabınız yok. Her şeyiniz yok. Hiçbir şeyiniz yok. Evet. Dolayısıyla bu imkanlar dahilinde biz elimizden gelen bütün malzemeleri toparladık. Stoklarımızda olan Bosna Hersek'e yolladık. Yollamaya da devam ediyoruz. Şu anda kampanya sürüyor Bosna Hersek için. Kampanyamız sürüyor. Hem kampanyamız sürüyor. Bu konuyla alakalı bir şansımız var. Bosna Hersekli vatandaş, Bosna Hersek kökenli, oradaki insanlarla akraba olan çok sayıda vatandaşımız var. Evet. Onlarda daha fazla bir duyarlılık oluştu. İstanbul'da, Bayrampaşa kentinde, İzmir'de, Bursa'da, İnegöl'de gibi vilayetlerimizde bu tür vatandaşlarımız, bu kökenli, Bosna Hersek kökenli vatandaşlarımız var. Onların inisiyatifiyle tırlar yükleniyor ve birçoğu da bazı başka sivil toplum örgütlerinin şeyinde gidiyor ama çoğunluğu Kızılay'ın
gözetiminde, denetiminde ve eşliğinde bölgeye ulaştırılıyor. Mesela biz geçtiğimiz hafta gene buradan bir başka mahalleden Bosna Hersek'e Türkiye Mobilya Üreticileri Sanayicileri Derneği tarafından bağışlanan 5 tır malzemeyi naklettik. Ve onda devam ediyor. 5 tır da bugünlerde gidiyor olması lazım. Ve onlar devam edecekler. Yaklaşık olarak 10 milyon dolarlık bir projeksiyonları var oraya nakledecekleri şey. Biz bunları da götürüyoruz. Orada teslim ediyoruz, dağıtıyoruz. İhtiyacı olanlara götürüyoruz. Telafer meselemiz bu zuhur etmeseydi bu sıralarda biz Bosna Hersek Kızılhaçı Başkanı'nı Türkiye'ye davet edip bir basın toplantısıyla kampanyamızı güçlü hale getirmeyi düşünüyorduk. Ama maalesef Telafer'deki hadise, bahsettiğiniz göçmenlik vaziyeti söz konusu olunca biraz telafere ağırlık vermek zorunda kaldık. Ama netice itibariyle Bosna Hersek'te yardımlarımız devam ediyor. Telafer'e de yardımlar. Biz bunun ikisini birbirinden ayıramayız. Evet, mutlaka. İkisi de bize muhtaç. Hı hı. Bosna Hersek'lilerin gazetelerde, radyolar, televizyonlarda beyanlarını biliyorsunuz, görüyorsunuz. Evet, evet. Yani Türkiye'den başka tutacak dalımız yok diyorlar. Yok, aynı. Aynı şeyi burada değiller, söyleyemiyorlar ama Telafer'deki insanlar da kendi içlerinde söylüyorlar. Türkiye'den başka tırlarımız yok. İnanır mısınız? Orada bulunan bir arkadaşımızla, bir doktor arkadaşımızla telefon irtibatı kurdum evvelsi gün. Hı hı. Diyor ki buraya Kızılay'ın tırları bizim bulunduğumuz yere göründüğü an bayram etti. Bütün oradaki on binlerce kişi bayram etti. Orayı bayram yerine çevirdi. Giden de 3 tane tırdı. Düşünün. Bu derece orada ümit var, bu derece beklenti var. O bakımdan insan olanların, insanların hassasiyetini kavraması ve bu konuda yardım etmesini bekliyoruz. Bize ihtiyaçları var. Başka kimseleri yok. Biz de bu kardeşliğimizi, insanlığımızı biz Kızılay olarak bütçemizin sonuna kadar zorlamak suretiyle bu yardımları yapıyoruz. Ama tabii ki herkes kabul eder ki Kızılay'ın bütçesi bu işe yeterli değil. Bağışlarla sonuçta. Evet, bağışlarla ayakta duruyoruz. Bağışların devamını istirham ediyoruz. Evet, zaten Kızılay'ın kendi bünyesinde de geçmişten gelen din, dil, ırk ayrımı hiçbir şekilde yok. Ve bağışlarla ayakta duran bir kurum. Bu anlamda da vatandaşlarımızdan destek çağrısı herkes yapalım. Herkes biliyor. Ben bu arada lafınızı balla kesiyorum. Estağfurullah. 1991-92 yıllarında Kuzey Irak'ta Saddam'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan 500 bine yakın Peşmerge kardeşimizi, Kürt kardeşimizi biz ağırladık. Evet. Bu herhangi bir şekilde ağırladık, ettik falan değil. Bu bizim görevimizdi. Türkiye olarak, Türk devleti olarak ve Kızılay olarak bizim görevimizi yerine getirdik. Bugün de buradaki Türkmen kardeşlerimize, yarın Allah göstermesin, başka herhangi dünyanın herhangi bölgesinde, herhangi ırktan, herhangi dinden, herhangi mezhepten birisine de aynı şeyi yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Sayın Akar, Ramazan'a da bir taraftan ülkemize dönersek eğer yurt dışında böyle operasyonlar yürütülüyor ama bir taraftan da Ramazan kampanyası hazırlıkları tamamlandı diyebiliyorum Türk Kızları'nın. Ramazan'da ne gibi bir kampanya yürütecek, kampanyayı nasıl yürütecek, her sene yaptığı detaylı bir çalışma var Kızılay'ın. İhtiyaç sahiplerine nasıl, hangi modellerde yardımlar oluşacak? Şimdi efendim tabii hayat devam ediyor. Yani bir yandan Telafer, bir yandan Bosna Hersek, Soma yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Ama bütün bunun yanında hayat da devam ediyor ve Ramazan ayı geldi çattı. Evet, birkaç gün kaldı. Cumartesi günü, Ramazan'ın birinci günü. Bütün vatandaşlarımızın ben mübarek Ramazanlarını tebrik ediyorum. Hı hı. İnşallah ağız tadıyla bir Ramazan geçiririz. Umuyoruz. Ağız tadıyla ümit ediyoruz. Ve Ramazan'ın sonunda da hayırlısıyla bayrama erişiriz. İnşallah. Bu biraz bizim hocalarımızın dileği gibi oldu ama ben bunu canı gönülden talep ediyorum. İnşallah acısız, sızısız, ağrısız, belasız, kazasız bir Ramazan geçiririz. Tabii Ramazan da bizim misyonumuzu ifa etmemiz için önemli aylardan birisi. Evet. Bizim milletimizin kutsal bir ayı, ibadetlerinin doruğa çıktığı, yardımlarının doruğa çıktığı bir ay. Dolayısıyla Ramazan ayında da biz faaliyetlerimizi yapıyoruz. Telafer için şu yardım paketini öngörmüştük. Biraz daha küçük, biraz daha pratik olmak üzere. Ulaştırmasında kolaylık sağlanması açısından. Ramazan'la alakalı da bir başka daha büyük, bunun aşağı yukarı 2 misline yakın bir gıda paketini öngörüyoruz. Bu gıda paketi bunların bir aylık ihtiyaçlarını giderecek nitelikte. İçinde her türlü kuru gıdası var. Her türlü malzemesi var. Yemek pişirebilmek için, yiyebilmek temel için. Gıdalardan temel oluşuyor. Temel gıda malzemelerinin hepsi var. Ve bunlar insanlara bir ay yetecek noktada ve bunların hepsinin özel
kalibrasyonu yapılmış, belli çapta nohutlar belli büyüklüktedir, makarna belli kalitededir, yağı, unu vesairesi hepsi gıda kodeksine göre yapılmış olan ve uygun olan malzemelerdir. En güzel malzemelerdir. Yani biz fakirin onurunu da korumak zorundayız. Evet. Fakir diye beğenmediğimiz malı ona veremeyiz. Mutlaka. Fakir diye beğenmediğimiz elbisemizi getirip onun başına çalamayız. Tabii ki. O fakirse ona fakirliğini hissettirmemek bizim insani görevimiz. Biz bunu da düşünerek bu gıda kolilerinin yanı sıra, biz bu gıda kolileriyle alakalı da süpermarketlerle anlaşma halindeyiz. Süpermarketler stand açacaklar, bazı süpermarketler. Bu standlarında vatandaşlar Kızılay'a koli bağışlayacaklar. Evet. Bağışlanan kolileri de şubelerimiz alacak ve fakir fukaraya ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklar. Ayrıca da biz fakirin onurunu korumak için de Kızılay Kart diye bir şey ihdas ettik. Evet. Kızılay Kart bir kredi kartıdır. Kredi kartı mahiyetinde olup mülkiyeti Kızılay'a aittir. Üzerine bir miktar para yüklenir. Özet olarak söylüyorum ben. Evet. Bu para o vatandaş tarafından belli gayeler için harcanır. Nedir? Şu gıdaları alabilir. Şurada gidiyor yani gıda gamını temin edecek şekilde veya belki üzerine biraz sebze, meyve de ilave edebilecek, et de ilave edecek şekilde alabilir. Biz belli bir rakamı yüklüyoruz, vatandaşa veriyoruz. Vatandaş bölgesinde bu gıda kolisini taşımadan, Kızılay tarafından kendisine yardım verildiğinin belli olmadan veya herhangi bir örgüt tarafından yardım edildiği belli olmadan kartıyla markete gidecek, gidiyor, zaten uygulanıyor bu. Markette istediği malzeme, istediği miktarda alıyor, kredi kartını uzatıp Kızılay'ın yüklemiş olduğu kartı. Ödemesini yapıyor. Marketin dışına çıktığı zaman sizin benim gibi elinde poşetleriyle, fileleriyle evine giderken onun yardım aldığını kimse anlamaz. Bilmiyor. Alışveriş, normal alışverişini dolayısıyla gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Kızılay Kart'ın ilk misyonu çok pratik bir bağış şeklidir. Çok pratik bağış şeklidir. Ama ana misyonu fakirin onurunu korumak. Bu tıpkı bizim dinimize uygun bir sistemdir. Biri elin verdiğini diğer görmeyecek. Dinimize. Bu bizim milli geleneklerimize uygun bir sistemdir. Halkımız aynı şekilde sağ elin verdiğini sol el görmesin prensibiyle belli etmeden yardım etmeyi sever. Kızılay Kart'a lafınızı kestim, özür dilerim. Kızılay Kart'a vatandaşlar yardım etmek isterse, bağış yapmak isterse nasıl gerçekleştiriyor? Bağış yapmak isterlerse internet ortamına girecekler. Yine 168'i arayabilirler. Biz Kızılay Kart'a para yüklemek istiyoruz diyecekler. Bize 2868 numaralı hesaplarımıza para yatıracaklar. O paralar bu Kızılay Kart şartlı hesabına verilmiş olacak. Mesela telafere isteyen telafere verecek. Kızılay Kart isteyen Kızılay. Zekat hesaplarımız. Şimdi Ramazan'da zekat bağışlarına, bağış demeyelim tabii, ben zekat bir dini gerektir. Allah'ın emridir. Bu emri Kızılay vasıtasıyla yerine getirebilirler vatandaşlarımız. Nedir? Getirirler Kızılay'a hesabına, zekat hesabına parayı yatırırlar. Kızılay'ın zekat hesabına para yatıran insanların paralarına hiç kimse el sürmez. Hiçbir yerde el dokunmadan direkt olarak şeye gider. İhtiyaç sahibine, zekatı kullanacak olan kişine gider. Zekatı kullanacak olanı kim seçer? Bizim şubelerimiz seçer, bize bildirir. O seçimi yaparken de tek başına seçmez. Oradaki bölgedeki sivil toplum önderleriyle, polislerle, imamlarla, kaymakamlıklara, belediyelerle, hocalarla, hafızlarla beraber yaparlar. İsimleri tespit eder, bize bildirirler. Biz de zekata müstahak olanlara dağıtırız onları, veririz ellerine kağıtları. Giderler bankadan paralarını, zekat verenlerin para. Bu çok hassas bir şeydir. Türk Kızılay'ı bunda son derece kıllı kaçırmayacak şekilde hassasiyet gösteriyor. Evet. Bakın, şartlı bağış yardım. Yani şartlı bağışta şartın dışına çıkamazsınız ama zarureten bir koli bir şey bir başka yere gidebilir. Ama zekat hesabında çok önemlidir. Bir vebal söz konusudur. O vebali Türk Kızılay olarak biz üstlendik. Allah'ın izniyle bunu kıl kadar halel gelmeden yerine getiriyoruz. Bütün bağışlarda da asla sapla samanı birbirine karıştırmayız. Bize 2005 yılında Pakistan depremi için yapılan bağışların bakiyesi vardır bizde. Hala ama Pakistan için kullanılır. Asla başka bir yer için kullanamaz. Sri Lanka için yapılan bağışlar vardır. Somali için yapılan bağışlar vardır. Bakın Somali hesabında bize 150 milyon liralık bağış yapıldı. 150 trilyon liralık. Biz onun bir kuruşunu başka yere harcayamayız. Harcamadık da oraya harcıyoruz. Evet. Vatandaşımız oraya verdi çünkü. Şimdi Ramazan burada. Bu Ramazan-ı Şerif yüzü suyu hürmetine ben insanlardan istirham ediyorum. Başta telafer.
Evet. Bosna Hersek. Hı hı. Ve Ramazan'daki fakir fukaramızı unutmayalım, hı hı, ve bu işin gereğini yerine getirelim. Evet. Tabii ben din adamı değilim ama bizim din adamlarımızın bize bir vaazı vardır. Vaazda şöyle derler. Derler ki Ramazan'da yapılacak olan hayır ve hasenat, hı hı, başka zamanlarda yapılacak olan hayır ve hasenattan çok fazla kat kat daha fazla sevap getirir derler. Hı hı. Tıpkı ibadetlerde, namazda da olduğu gibi, başka türlü ibadetlerimizde, evet, de Kur'an okumakta olduğu gibi bir Ramazan'da yapılanlar diğerlerine göre çok daha kutsal, çok daha üst mertebede, çok daha fazla sevap getirici eylemlerdir. Kan vermek de öyledir. Kan vermekten önce hemen Sayın Başkan, aşevileriyle de ilgili Ramazan'da yürüteceğiniz çalışmalar var. Onları da yine aşevine bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızı bilgilendirelim. Bizim Türkiye çapında 14 tane aşevimiz var, çalışıyor şu anda. Bunlar da Ramazan'da aktif hale geliyorlar. Hı hı. Ramazan'da bunlar insanlara her gün binlerce insana bedava iftar, hı hı, yemeği veriyorlar. Gelip alamayanların evlerine yemeklerini sefer taslarıyla yolluyorlar. Bir alıp tekrar doldurup tekrar yolluyorlar. Bunlar da tamamen ücretsiz, tamamen Allah rızası için çalışan şeylerdir, kurumlardır. Bunların ana sponsoru Türk Kızılayı'dır. Biz kendi öz bütçemizden karşılıyoruz, evet, bunları. Bu tamamen Allah rızası için, insanları yemek yemeye ihtiyaçları olan, yeteri kadar beslenemeyen insanlara dönük bir yardımdır. Hı hı. Devletimizin de bu tür imkanları var. Bu aşevleri var. Belediyelerimizin de hepsi, evet, bu tür şey yapıyor. Allah razı olsun ama Kızılay özel olarak yapıyor bunları. Ayrıca bankalarda bizim ayrı hesaplarımız var aşevleri için. Hı hı. Ben yardım çağrısını yaparken bu sefer biraz dağıttık hadiseyi ama Telafer, Bosna Hersek, Ramazan gıda paketi, Kızılay kart, zekat ve aşevi olarak da aşevlerimize de bağış yaparlarsa zaten, hı hı, lokalde insanlar yapıyorlar. Yani Ramazan'da, evet, ben de kendim böyle yaptığım için biliyorum. Etrafımda aşevine gidiyorum. Kardeşim, hı hı, sen ne yapıyorsun? Ben işte iftar yemeği yapıyorum. Hı hı. İki gün benden olsun deyip parasını veriyoruz. Hı hı. Veriyorsunuz ve sizin adınıza Allah rızası için, geçmişleriniz için, sevap için, hı hı, yardım ediyorsunuz ve o yardımlar insanlara pişirilmiş yemek olarak geliyor. Yine aynı şekilde dileyenler aynı olarak da gıda yardımı da aşevlerimize, evet, götürüp çok rahat istedikleri, hı, gıda maddesini götürsünler. Hı hı. Yağdı, pirinçti, nohuttu, efendim bakliyattı, her türlü gıda malzemesini, sebzeydi, meyveydi. O zaman bazı şeylerde biz mesela şuraya yaş gıda gönderemeyiz. Evet. Kuru gıda göndermek lazım. Gıda paketinde de öyle bir şey aynı olmaz. Şekilde. Ama bir aşevine et verebilirler. Bizim bir de adak kurbanı şeyimiz vardır. Adak kesip, hı hı, Kızılay'a bağış yapıp hemen adaklarınızı bizim aşevlerinden bir tanesinde kestirip, hı hı, biz onun etlerini de aşevlerinde, neyse, kullanabiliyoruz. Neyse. Vatandaş isterse istediği aşevine bağış yapabilir. Şimdi, hı hı, mesela Ankara aşevimiz var. Evet. Ankara aşevine bağışlıyorum der, hı hı, internetten. Ankara, onun kurbanı, hı, aşevine gider. Ankara aşevine gider. Efendim İstanbul Kaynarca'da aşevimiz var. İstanbul, hı hı, Kaynarca'ya gider. Nereye bağışlarsa orada o kadar. Lokalizasyonu da o kadar derinlere kadar indirebiliyoruz. Hı hı. Onu sevk edebiliyoruz. Dolayısıyla aşevlerimizde böyle bir ihtiyacı. Özellikle Ramazan'da, hı hı, iftarlarda billahi istisna. Hepsi, hı hı, kapasitelerini iki misline çıkarmak suretiyle belki de milyonlarca insana iftar yapmayı şey olacaklar. Yani bize soruyorlar işte siz iftar yemeği verecek misiniz? Biz, evet, zaten her gün iftar yemeği veriyoruz. Her gün aşevileriyle birlikte. Aşevileriyle ama sanırım Ramazan buluşmaları adı altında geçen yılda düzenlenen etkinlikler, hayır, bu yılda aynı şekilde devam edecek. Şirketlerin, büyük holdinglerin, tabii, verdiği desteklerle bazı bölgelerde, tabii, sürecek. Büyük şirketlerimiz mesela bu yıl 30 Ramazan Erzincan'da Çalık Holding iftar verecek. Hı hı, yani, hı. Geçtiğimiz dönem Van'da verdi aynı, hı hı, iftarları. Başka firmalarımız, başka büyük holdinglerimiz Kızılay'la işbirliği yapmak suretiyle şehir iftarları, sokak iftarları yapıyor. Biz de kendi üyelerimizle, kendi başkanlarımızla iftarlar yapacağız. Burada. Hı hı. Mütevazi, basit, hı hı, bize yük olmayan, Kızılay'ın kasasından fazla para çıkmasına sebep olmayan, hı hı, iftarlar düzenleyeceğiz. Birlik ve beraberliği güçlendirmek adına. Bravo, aferin. birlik ve beraberliğimize vesile olacak. Hı hı. Ramazan'ın bir vesilesi de odur, bir faydası da odur. Hı hı. İftarlar düzenleyeceğiz. Ramazan'ı ihya etmeye, evet, çalışacağız. Ramazan'da mevlütlerimiz olacak. Hı hı. Ramazan'da
Kur'an-ı Kerim okuma tilavetlerimiz olacak. Çeşitli gelmiş geçmiş Kızılay'a bağış yapmış olan insanların ruhlarına bağışlanmak üzere mevlütler okutacağız gibi Ramazan'ı da yani biz vatandaşımızın bütün hayatında varız. Evet, her A'dan Z'ye. A'dan Z'ye. Hem maddi hayatında, gıdasında vesairesinde hem de manevi hayatında, manevi dünyasında Kızılay olarak varız. Ramazanında, bayramında, kurbanında her şeyde varız. Kurbanda da yaptığımız titiz çalışmaları herkes biliyor. Evet. Yaptığımız kavurmaları dağıttığımızı herkes biliyor. Bu yılda herhalde yine kurban içinde hazırlıklar kurban sürüyor. Hazırlıklarımız sürüyor. Onları da Ramazan boyunca yurt dışında ve yurt içinde yapacağız. Ben yurt dışındaki vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Lütfen böyle yurt dışındayız diye telafere ilgisizlik yapmasınlar. Yurt dışında olmak onları o mesuliyetten alıkoymaz. Tabii ki. Tıpkı kurbana gösterdikleri hassasiyeti, tıpkı gıda kolisine gösterdikleri hassasiyeti telafer içinde göstersinler. Orada insanlar var. Evet. İnsanların en hayırlısı kimdir? İnsanlara yardımcı olandır. Bizim düsturumuz bu. Biz bu yolda yürüyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da bunu duysunlar, bizi duysunlar ve böyle hareket etsinler. Şu televizyonları başında Yerel Televizyoncular Birliği ile yaptığımız şeylerde de bu konuda bizi izleyen değerli vatandaşlarımıza da söylüyorum. Ramazan ayına giriyoruz. Çok büyük bir fırsattır. Evet. Bu fırsatı değerlendirelim hep beraber. Evet, kan mevzusuna tekrar dönersek Ramazan'da ben maalesef. Ben gelmiştim ama siz kabahat sizde. Siz şey yaptınız. Kan bağışlarında maalesef düşüş yaşanıyor Ramazan döneminde. Türk Kızılayı olarak bu konuda yine bir çağrıda bulunalım. Kan stoklarımız şu an için yeterli ama yine de bu düşüşün engellenmesi gerekiyor. Tabii. Şimdi vaktimiz ne kadar kaldı? Efendim? Vaktimiz ne kadar kaldı? 3 dakikamız kalmış. Şu anda yönetmenimiz uyardı. Türk Kızılayı 2005 yılından beri sistematik olarak yapmış olduğu güvenli kan temini projesiyle bir davranış değişikliğini meydana getirdi. Davranışlar değişti. Artık güvenli kan veren insanlar var. Gidip kan veriyorlar ve kanları 3 cana bir kişinin verdiği kan 3 tane canı kurtarıyor. Evet. 3'e ayırıyoruz. Trombozit, eritrozit, plazmalar. Şimdi fakat ve her yıl ne kadar biz hedef koyarsak o hedefi yakalıyoruz. 2005'ten beri. 2005 yılında 305 bin ünite kan toplarken geçtiğimiz yıl 1 milyon 650 bin ünite kan topladı. Bu yıl 1 milyon 900 bin ünite kan topladı. Bunda hiçbir sorun yok. Yok. Bu vatandaşımızın kan ihtiyacını karşılıyor. İşte. Ama her Ramazan bir korkulu rüya görüyoruz. Evet. Bizim normal olarak insanların kan ihtiyacını karşılarken bir yandan da stoklarımızı belli seviyede tutmamız lazım. Allah korusun. Kazası var, belası var, depremi var, seli var, trafik kazası var, acil nakiller var. Tabii ki. Bunlar için de yedekte kan toplamı. Kanı da uzun süre saklayamıyoruz. Bir kanı alıp da 6 ay boyunca saklayamıyoruz. Bir hafta saklananı var, 10 gün saklananı var vesaire vesaire. En uzun saklanan işte plazma, o da belli bir süre sonra gene onu da imha etmesi lazım. Onun için yenilenmesi gerekiyor. Yenilenmesi lazım. Ama her Ramazan'da kan bağışı düşüyor. Evet. Kan bağışı düşünce de biz tedirgin ve huzursuz oluyoruz. Acaba bir ekstrem ihtiyaç çıkarsa karşılayabiliriz diye. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Evet. Yani onu da söyleyeyim. Hiçbir Ramazan'da yetersiz kalmadık ama bu korkumuzdan kurtulmak için vatandaşlarımızın Ramazan'da özellikle kan vermeye dikkat etmesini. Eskiden bir veriyorsa şimdi iki versin. Evet. Eğer günü gelmişse tabii o dört ayda bir veya üç ayda bir verilen bir periyotta şey oluyor. Mutlaka Ramazan'da kan versin. Bir, Ramazan'da kan vermek orucu bozmaz. Evet. Bu din adamlarımızdan aldığımız fetvadır. Çünkü orucun bozulması için vücuda bir şeyin girmesi lazım. Bu bir şeyin çıkması hadisesidir. Bozulmaz. Ama oruçluyken de Ramazan'da kan ben de vermek istemiyorum doğrusunu isterseniz. Ama iftardan sonra bizim ekiplerimiz gece saat 12'ye kadar çalışacaklar. İftardan sonra camilerin önlerinde, çarşılarda, pazarlarda Kızılay kan alma birimleriyle temasa geçsinler. Mutlaka ama mutlaka kan versinler ki ihtiyaç sahipleri onların kanlarını bekliyor. Biz çok şey istiyoruz. Onun için dikkati dağıtıyoruz. Evet. Başkaları diyor ki telafere yardım edin sadece bunu istiyoruz diyor. Ama bak biz telafere istiyoruz. Biz vatandaşımızı istiyoruz. Biz Bosna Hersek'i istiyoruz. Kan istiyoruz. İstiyoruz yani. Ama bu millet fedakar millettir. Bunları mutlaka zamanında destekleyeceklerdir. Verdi. Geçmişte 305 bin ünite kan veren millet bugün 2 milyon ünite kan veriyor. Demek ki veriyor bu millet. Evet, artacak. Önemli olan istismar etmemek, önemli olan bu milletin vermiş olduğu emaneti doğru yere harcamak, doğru yere kullanmak.
biz Kızılay olarak bunda kendimizi ispat etmişiz. Evet, evet. 146 yıldır bize verilen emaneti gidip sahibine teslim etmekle ünlenmişiz. Bu konuda ihtisasımız var, bu konuda background'umuz var, bu konuda bilgimiz, görgümüz var ve biz Allah'tan korkuyoruz ve Allah için emanet edilen bu şeyleri gerçek sahiplerine, ihtiyaç sahiplerine iletiyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geldik. Yalnız Değilsiniz programımızın yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.